Herkese merhaba. Bugün sizlerle 1. Dünya Savaşı'nın prototip tanklarını incelemeye devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz İtalyanların geliştirdiği Fiat 2000 tankı. Fiat 2000 tankı adından da anlayabileceğiniz üzere İtalyan Fiat firmasının 1. Dünya Savaşı yıllarında geliştirdiği ağır tanktı. Şimdi gelin hikayesine yakından bakalım. 1. Dünya Savaşı sırasında İtalya tank eksikliği nedeniyle herhangi bir zırhlı birlik oluşturamadı. Bunun üzerine bulabildikleri tek çözüm özgün tasarımların üretimine başlamaktı. Bu kanalın sıkı izleyicilerin tahmin edeceği üzere bu tarz üretim ihaleleri otomobil firmalarına verilirdi. İtalya'da da bu ihale 1916 yılında Doblosu'yla aşina olduğumuz fiyat firmasına gitti. Üretilen tankın askeri komisyona gösterimi 21 Nisan 1917'de yapıldı. Ancak bu prototip tam değildi. Tankın hareket aksamları üretilmişti fakat üst yapısı bitmemişti. Araca göstermelik bir silah takılmıştı. Tareti simüle etmek için tahtadan bir model taret konulmuştu. Aracın üst yapısı 1918'e kadar tamamlanamadı. Fiat 2000 İngiliz Mark V tanklarıyla karşılaştırılabilir boyutlara ve Mark 5'in 28 ton ağırlığına kıyasla 40 ton ağırlığa sahip önemli bir araçtı. Sürücü önde oturuyordu. Büyük bir ileri delik ve küçük yan boşluklardan oluşan çok iyi bir genel görüş hattı vardı. Fiat 2000'in düzeni o zamanlar kullanılan diğer tanklardan özellikle de İngiliz tanklarından farklıydı. Motor mürettebattan ayrıydı. Modern tanklar gibi mürettebat bölmesinin arkasına değil altına yerleştirilmişti. Mekanik düzende ilginç ve yenilikçiydi. 6 silindirli su soğutmalı 240 beygir Fiat Aviazone A12 paletleri enine bir şanzımanla sürüyordu. Yakıt kapas kapasitesi 600 ile 1000 litre civarındaydı. Ancak bu asfalt yollarda sadece 75 kilometrelik menzil sağlıyordu. Paletler gövdeden daha uzundu ancak İngiliz romboid tanklarında bulunan etrafı saran tipe kıyasa daha kısaydı. Bu nedenle ağırlık olarak daha düşüktü. Zırhı perçinli çelik plakalardan yapılmış temiz bir tasarıma sahipti. Yanlarda 15 mm, önlerde 20 mm kalınlığıydı, kalınlığındaydı. Silah konusunda başlangıçta kuleye monte edilmiş bir ana silah ve 10 makineli tüfekten her iki tarafta 3 ve önde 4 olmak üzere bir sistem planlanıyordu. Ancak bu durumda Tankın arka kısmı savunmasız kalıyordu ve iç kısmı itici gazlarla kirletme eğilimindeydi. Kirlenme eğilimindeydi. Bu nedenle çatıya bir vantilatör takılmasına ve makineli tüfeklerin konumlarının her iki tarafta 2, arkada 3 ve önde 2 olacak şekilde değiştirilmesine karar verildi. Tankın tasarımının belki de en ilginç özelliği kulesiydi. Renault FT'den ayrı olarak bu tank gövde üzerine monte edilmiş döner bir tarete sahip ilk tanktı ki daha önceki videolarda konuştuk. Bu modern tank tasarımının temeliydi. Dönen bir tarete sahip olup 360 derece hareket edebilen, gövdeden bağımsız hareket edebilen bir tarete sahip olmak modern tank tasarımının bir parçasıydı hatırlayacağınız üzere. Taret birbirine perçinlenmiş 4 parçadan oluşuyordu ve 2 mürettebat üyesi için yeterli alana sahipti. Tankın ana silahı İtalyan Canone de 65-17 model 13 obüsüydü. Bu 65 mm'li bir İtalyan dağ topuydu. Yüksek taret ve altındaki boş alan sayesinde topun elevasyonu eksi 10 ile artı 75 derece arasındaydı. Tankın uzunluğu 7.4 metre, genişliği 3.1 metre, yerden yüksekliği de 3.9 metreydi. Planlanan mürettebat sayısı 10'du. Bu arada tankın makineli tüfekleri de 6.5 mm Fiat Revelli Modello 1914 makineli tüfeğiydi. Tahmin edeceğiniz üzere bu tüfek de 1. Dünya Savaşı'nda İtalyan birliklerinin ana makineli tüfeğiydi. Tank yaprak yaylı bir süspansiyona sahipti ve güç ağırlık oranı 6 beygir bölü tondu. hızı da saatte 7 kilometreydi. Şimdi tankın teknik özelliklerini detaylıca konuştuk. Şimdi gelin biraz servis tarihini inceleyelim. Bu tanka genellikle en ağır birinci dünya savaşı tankı deniyor. Ancak Fiat 2000 aslında birinci dünya savaşında aktif savaş görmedi. Bu yüzden de bu iddia pek sağlıklı değil. Verilen 50 tanklık mütevazi sipariş hiçbir zaman tamamlanamadı. Üretilen tanklar sadece 2 prototipti. Ama az önce de bahsettiğim gibi çoğu araçtan daha büyük ve daha ağır. Bu sebeple önemli. Savaştan sonra tamamlanan iki prototip gerilla güçleriyle savaşmak üzere Libya'ya gönderildi. Bu araçlar Fransızlardan alınan tanklarla birleştirildi ve tek bir birlik olarak kullanıldı. Tanklar Libya'da mobilite açısından düşmana ayak uyduramadı ve bu sebeple pek etki yaratamadı. Zaten bekleyebileceğiniz bir son bu. Gönderilen iki tanktan biri Trablus'ta kaldı. Diğeri 1919 baharında İtalya'ya gönderildi ve burada Roma Stadyumunda kralın huzuruna çıktı. Tank burada inandırıcı bir görüntü sergiledi. 1.1 metrelik bir duvara tırmandı. Ardından ağırlığıyla 3.5 metrelik başka bir duvarı yıkıp geçti. Ardından 3 metre genişliğinde bir baş... hendeyi başarıyla geçti ve birkaç ağaç devirdi. Bu etkileyici performansa rağmen belki de İtalya'nın o zamanki ekonomik durumunun da etkisiyle beklenen desteği bulamadı tankımız ve Fiat 2000 projesi tamamen rafa kalktı. Roma'da sağlam kalan Fiat 2000 Albay Maltezenin emriyle Forte, Forte Triburtuna'ya gönderilene kadar birkaç yıl boyunca depoda kaldı ancak tank intikalde yangın tehlikesi attı. Daha sonra 1914'te tank yeniden boyanmış ve ön makineli tüfekler yerine 2.37 mm'lik topla yeniden silahlandırılmış olarak bir başka geçit töreninde görüldü. Daha sonra Bolonya'da bir anıta dönüştürüldüğü bildirildi. Ancak bundan sonrası için tankın akıbeti bilinmiyor. Kim bilir belki de Roma'da bir yerlerde bu tank durmaya devam ediyordur. Bir depoda, gizli bir depoda duruyordur hala. Tankın akıbeti bilinmediği için ve diğer tanklar gibi bir mock-up'ı günümüze kadar gelmediği için İtalyan tank severler Mart, Mart 2017'de bir proje oluşturdu ve Fiat 2000'in bir modelini yapmaya karar verdiler. Modelin üretimi 15 Kasım 2018'de başladı ve Nisan 2020'de tamamlandı. Bunu da ilginç bir bilgi olarak ekleyelim. Belki gün gelir biz de bir fon toplayıp aramızda tank yapmaya çalışırız işin şakası. Evet arkadaşlar bugün sizlerle ilk defa bir İtalyan tankını işledik ve 1. Dünya Savaşı'nın prototip tankları serimize devam ettik. Görüş ve önerileriniz varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim.